Merhaba, ben En Baba. Sibel'le birlikte yine parktayız. İki kız çocuğu babası olarak bir şeyler size izleteceğim şimdi. Ben söylenenlerden çok etkilendim. Eğer babaysanız veya baba adayısanız, eğer Sibel izin verir de siz duyarsanız bu söylediklerimi. Şimdi siz izleyin ve daha sonra da lütfen yorumlayın, hatta paylaşın. Sanki kadın olmaktan hep utandım yani. Yeni kimlik bunalımımdan kurtulabiliyorum gibi geliyor. Kendimi korumaktan, kadınları korumaktan çok sıkıldım, çok yoruldum. Dünyada 4 milyarlık bir azınlık olmak kadar acı bir şey yok bence. Ve bu hemen hemen her ülkede böyle. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bir kadının başbakan olması infial yaratıyorsa hala, bence çok ciddi bir problemimiz var. Dünyanın çok ciddi bir problemi var. Ayıp etmişim, kayıp etmişim her güzel şeyi. Kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bitti, yerde sahile verir, ben biterim. Zarif olmalısın, ince olmalısın. Bazı konularda susup oturmayı bilmelisin. Elinin hamuruyla bu işlere karışmamalısın. Bence sen bu işin teknolojisinden anlamıyorsundur. Sen bu işin mutfağına hiç bulaşma, biz hallederiz. Bence sen oturduğun yerde öyle otur, elbiseni giy, makyajını yap ve çok güzel görün. Mümkünse bacaklarını ve göğüslerini açarsan çok hoşumuza gider. Saç fırtına makinemiz nerede? 70 kilo derdim var. Anne bana simit al. Neden burada değilsin? Yıllarca göğüslerimi sakladım, yıllarca bacaklarımı sakladım. Sanki onlar yokmuş gibi. Sanki ben 4 milyar kadınla birlikte 8 milyar memenin arasındaki 2 meme değilmişim gibi. 8 milyar bacağın 2 tanesi değilmişim gibi. Sanki 4 milyar rahimden biri bende yokmuş gibi bütün vücudumu sakladım. Göbeğimi sakladım, kol altlarımı sakladım, kollarımı sakladım. Her yerimi sakladım hemen hemen. Hala göğüs dekolteli bir şey giyemiyorum mesela. Çok zor. Giydiğimde bir mucize olmuş demektir. Çünkü herkesin memelerime baktığını falan düşünüyorum. Ve bakıyorlar da bu arada. Bu sadece benim paranoyam değil. Yani benimle konuşurken mesela siz şu an benim memem olun. Bundan rahatsız olmaz mıydınız? Boynuma fular sararak. Hani o gün dekolteli bir şey giydiğim için lanet ederek kendime ve hemen bir fular falan satın alarak. Çünkü göğüslerimi hemen saklamam lazım. O tatlı kadınlara bayılıyorum yani. Onların umrunda değil. Onlarla gurur duyuyorum. Öyle olmayı çok isterdim. Hayatımda ilk defa askılı giydiğim zaman 32 yaşındaydım ben. Kalp Hanım'ın klibinde giydim. Yok burada verem aşımın izi varmış. Yok kollarım kalınmış. Yok Madonna gibi kaslı kollarım yokmuş. Yazın askılı giyemedim ya. 4 yaşından 32 yaşına kadar askılı giymedim ya ben. Bu bana çok yorucu geliyor şimdi düşündüğüm zaman. Çocuk yaşlardan beri aslında bir tarafımda çok erkek, bir tarafımda çok kadın oldum. Bir askerin ve bir öğretmenin çocuğu olurken bir tarafım Kemal, bir tarafım Kalben oldu. İkisi de çok paranoyaktı. Yani babam beni hep erkekleştirmeye çalıştı farkında olmadan. İşte seni ordunun içine bıraksam oradan sağlam çıkacağını biliyorum gibi şeyler söylerdi bana. Kadınca duygularımı, genç kızca duygularımı pratik etmek yerine babama layık olmak için daha sert davranmaya. Annemin de hiç kimseyle el ele tutuşmamı istememesi, beni bakkala bile göndermemesi, üzerimde böyle sen kız çocuğusun, kendine çok dikkat etmen lazım. Eve bu saatte dönmen lazım, yoksa tecavüze uğrayacaksın gibi çok tuhaf bir kalıp vardı yani. Cinsiyet kimliğimin libidosu çok öldürüldü diyebilirim. Hani bir kız olmaya, bir kadın olmaya dair nasıl doğal davranılır? Memelerim nasıl doğal bir şekilde pratik edilir? Nasıl sütyen alınır? Nasıl ped alınır, hijyenik ped? Nasıl maniküre, pediküre gidilir? Nasıl AD'ya gidilir? Nasıl bir güzellik salonuna, bir kuaföre gidilir? Bu konularda mesela çok deneyimsizdim 17 yaşına vardığım zaman. Ben her zaman sana aşıktım.
Kemal'i artık biraz geride bırakmak istiyorum galiba. Beni korumak için ortaya çıkan, sesimi kalınlaştıran, küfür eden, bir erkek gibi yürüyen, bir erkek gibi davranan, adam gibi oturup kalkan, bir şeyleri yaparken güçlü olduğunu ortaya koyan, sanki duyguları ve hormonları yokmuş gibi davranan, sanki bazı konularda incelikleri, kırılganlıkları, heyecanları, coşkuları yokmuş gibi davranan biri olmak istemiyorum. Yani Kemal'i uğurlamak istiyorum artık. Çünkü ben böyle doğdum. Yani bu bedende doğdum. Bu toplumda değil de Norveç'te olsaydım başka türlü olacağından eminim bedenimle ilişkimin. O yüzden artık toplumumun üzerimdeki yanmasını reddetmek de değil, kabul etmek ve onu önemsememek istiyorum artık. Ona göre yaşamamak istiyorum. Korkmak istemiyorum yani. O yüzden bir erkek gibi düşünmek istemiyorum. Nasıl doğduysam o doğduğum insanı keşfetmek istiyorum. Doğduğum insana geri dönmek istiyorum yani. Bütün bu üzerimdeki baskıyı, korkuyu, nefreti, savunmasız olduğum için saldırgan olduğum zamanların izlerini silmek istiyorum galiba yavaş yavaş. Yaşamak istiyorum yani. Kafanıza dikkat edin. Bir erkeği tatmin etmek için o sevişmeyi onun bitirdiği zaman bitirdiğimi, bir erkeğinin beni kıskanmasını engellemek için onun mülkü olmak adına onunla evlendiğimi, bir erkeğin onayını bekleyerek çalıştığımı ve ürettiğimi, hep bir erk olan kurumun altında olduğumu fark ettiğim için yıllarım cinsiyetçi geçti. Ben bir cinsiyetçiydim. Bunu artık rahatlıkla itiraf ediyorum. Bu konuda da kendimi suçlamayı ve vicdan azabı çekmeyi ve bu sorumluluğu bir yük gibi taşımayı bırakıyorum. Çünkü hayata da bir mücadele gözüyle bakmaktan ve savaşmaktan da çok yoruldum. 34 yaşındayım, artık barışmak istiyorum hayatla. Yaşamak istiyorum hayatımı. Memelerimi sevmek istiyorum. Bacaklarımda çıkan kılları kabul etmek istiyorum. Yaşamak istiyorum yani. Kalben olarak. Geçenlerde bir beyle flört ediyoruz. Saçların çok saçma olduğunu söyledi. Bir daha konuşmadık. Her yerde saç var. Yerlerde saç var. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Hayatımın çeşitli evrelerinde fiziksel şiddet oldu. Çünkü bunun olduğu bir evde büyüdüm zaten. Bağımlılığın olduğu bir evde büyüdüğünüz zaman zaten ister istemez işin içine şiddet giriyor. Ve siz de şiddetle büyüdüğünüz zaman ister istemez ilişkilerinizde bunu çekiyorsunuz. Biri bana vurduğu için, yumruk attığı için, biri beni öldürmeye çalıştığı için bu insanları suçlamıyorum. Onlar da daha iyisini bilmiyorlardı. Onlar da mutlaka çok kıstırılmışlardı ve bir kutunun içindelerdi ve boğuluyorlardı. Benim daha güçlü olmam, daha çok para kazanmam, daha önde olmam mutlaka onlara bu iktidar yapısını var etmiş bir toplumda çok zor geliyordu. O yüzden beni öldürmek istemelerini anlayabiliyorum eski sevgililerimin. Benden nefret etmelerini anlayabiliyorum. Çünkü bir kadın olarak daha önde durmam eminim deli edici bir şeydir. Bir erkek için. Tabii ki konserlere gelip de alışkanlıkla belimize ya da omzumuza sarılan insanları anlayabiliyorum ama anlamak bunu kabul etmemi gerektirmiyor. O yüzden James Bond pozu diye bir şey icat ettim mesela. Hadi sırt sırta verelim. Kadınlarla açıkçası böyle bir gerilim yaşamıyorum ama erkeklerle yaşıyorum. Çünkü vücudumda birçok şeyin travmasını taşıyorum. Birçok istemediğim temasın, birçok istemediğim sevişmenin, birçok aslında doğru motivasyonlarla içine girmediğim ilişkinin, birçok fiziksel şiddetin, birçok yumruğun, birçok tokatın, birçok böyle kafamı tutup itmenin falan travmasını hala taşıyorum yani. İki küçük. Onlar da bana bir cinsel obje olarak, bir arzu nesnesi olarak bunu yapmadıkları için, poz verdikleri bütün insanlarla böyle poz verdikleri için bugüne kadar ve o insanlar da incelikten onları uyarmadıkları için
ama aslında rahatsız oldukları için. Korkmuyorum bir hayran kaybetmekten. Ben kendimi kaybetmekten korkuyorum. Kendi vücuduma saygı duymamaktan korkuyorum artık. Kendi mahremimi korumamaktan korkuyorum artık. Çünkü o kadar çok mahremime tecavüz edilmesine izin verdim ki artık bir mahremim, bir alanım olsun istiyorum. Kendini artık fiziksel şiddete maruz kalmamak için nasıl koruyorsun? İlişkiye girmiyorum kimseyle. Bir ilişki yaşamıyorum. Şu an bu aşamadayım çünkü. Şu an kendimi korumak için kendime yatırım yaptığım, bütün zamanımı üreterek ve sevdiğim insanlarla ve dostlarımla geçirdiğim, albümüme, romanıma ve çocuk kitaplarıma odaklandığım, kedimle, bitkilerimle ve dostlarımla ve dostlarımın çocuklarıyla yaşadığım, aşktan ve cinsellikten uzak olduğum bir dönemdeyim ve çok da huzurluyum açıkçası. Yeterince aşk yaşadım herhalde. İki ömürlük yaşamış olabilirim zaten, kalsın yani şu an. Bu da benim savunma taktiğim yani. Çaldık. Bazı konserlerde insan gibi çalmamış oluyoruz. Bu o konserlerden biri. Müzik çocukluğumdan beri benim en büyük savunma yöntemlerimden biriydi sanıyorum. En yakın arkadaşımdı, dostumdu, aşkımdı. Beni nasıl göründüğümden bağımsız olarak kabul etti gitarım ve yazdığım şarkılar. Kendime karşı yalan söylemediğim, insanları manipüle etmediğim, hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmadığım bir alan var etti benim için. Bazı şeylerin, yaraların üzerini böyle melodilerle kapatarak onları iyileştiriyor ve birlikte de iyileştiğimizi görüyorum. Kim olursak olalım, nereden gelmiş olursak olalım. O yüzden çok şanslıyım. Dilerim sizler de bu kadar aşkla yaptığınız bir yer bulursunuz, böyle bir şeyler bulursunuz. O aşk içinde böyle yüzersiniz. Sağ olun.